Arkadaşlar merhabalar, Akvaryum Doktoru kanalına hoş geldiniz. Hobi kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız ve like tuşuna basarsanız sevinirim. Bu videonun konusu camda görmüş olduğunuz yeşil hidralarla ilgili olacak. Sayılarının bu kadar artacağını düşünemedim. Son anda bu kadar fazla olduklarını tespit ettim ve araştırmalar yaptım. Sizin de başınıza gelebilir diye bu konu hakkında video çekmeye karar verdim. Özellikle karides akvaryumlarında problem olan bir konu. Akvaryumun yan camında daha çok yeşil hidra tespit ettim. İyi seyirler diliyorum. Makro çekimle sizlere göstermeye çalışacağım. Tabi elimin en ufak hareketiyle titreşim daha büyük oluyor. Bakın uzantılarıyla birlikte bir hidra. Tripod olması daha iyi aslında. Şöyle bakalım yeşil hidra. Şu an ekranda gördüğünüz limpet yumuşakçalar şubesine aittir. Akvaryum canlıları açısından bir sıkıntı oluşturmaz. Limpet ve ostrakotlar hakkında size bilgi vereceğim. Burada görmüş olduğunuz yapısında klorofil taşıyan yeşil hidra, açık kahverengi ve beyaz olanları da var. Özellikle açık kahverengi ve beyaz hidraların yerinde durduğu, aktif avcıların olmadığı bildiriliyor. Tabii bu yeşil hidra da yerinde duruyor, yavaş hareket ediyor. Bakın limpetin üzerine bir ostrakot görüyorsunuz. Zararlı mı? Zararlarından bahsedeyim. Zararlı. Neden zararlı? Özellikle beyaz ve açık kahverengi olanlar dokungaçlarıyla yavru karides ve yavru balıkları yiyorlar. Yani kendi boyutunda yakalayabildiği canlıları yiyorlar. Aktif dolaşan avcı değiller. Yeşil hidraların ise zararsız olduğu söyleniyor. Bulaşma nasıl oluyor? Ondan size bahsedeyim. En çok bulaşma su, çeşme suyuyla oluyor. Bitkilerle de bulaşabileceği söyleniyor. Tomurcuklanmayla ile ürüyorlar. Özellikle mikroorganizmalarla beslenen bu canlılar, siz fazla emleme yaptığınızda sayıları artıyor. Yani sıcaklık uygunsa, besin de uygunsa sayıları artıyor. Yandan tomurcuklanarak çoğalıyor. Bakın burada yandan tomurcuklanmış bir hidra görüyorsunuz. Bunlar da eşeli üremede mevcut. Özellikle şartlar uygun olmadığında, yani şartlar zorlaştığında eşeli üreme görülmekte. Ortam uygunsa hızlı çoğalıyorlar. Biyolojik mücadele ve kimyasal mücadele, bir de fiziksel mücadele var. Fiziksel mücadele hortumla bunları cam kenarından vakumlamanız. Tabi belli aralıklarla sayıları azalana kadar yapmak gerekiyor. Bir seferde bütün hidraları çekemeyebilirsiniz. Kimyasal mücadeleden bahsedeyim. En çok kullanılan hidrojen peroksit. Lokal olarak enjektör yardımıyla uygulayan hobiciler var. Mikrop öldürücü özelliği olduğu için yararlı bakterileri de öldürebilir. O yüzden dozajına çok dikkat etmek gerekiyor. No Planaria diye bir preparat var. Onu kullanan hobiciler de var. Bu preparat esasen planaria mücadelesinde kullanılıyor. Ama hidraları bertaraf etmekte faydalı olduğu söylenmekte. Biyolojik mücadeleden bahsedeyim. 3 noktalı gurami. Evet, bildiğimiz gurami bunları yiyor. 3 noktalı guraminin şöyle bir dezavantajı var. Karides akvaryumlarında oluşan bir problem bu. 3 noktalı guramiyi akvaryuma eklemekte sıkıntı yok. Yalnız karideslerde guramiye yem olmakta. Asolenis spixi salyangozu ve gölet salyangozu denilen Limnea stagnalis salyangozu da hidraları yemede etkili olduğu söylenmektedir. Asolenis spixi'nin şöyle bir dezavantajı var. Obur bir canlı olduğu için bitkiler içinde zararlı olabilir. Yani bitkileri yiyebilir. Ben mücadele olarak doğal mücadele yöntemini deneyeceğim. Bir sonraki videoda bu mücadeleden ne gibi sonuçlar elde ettim sizlerle paylaşırım. Buraya gurami eklemeyi düşünmüyorum. Elimde gurami var. Dediğim gibi tabiri caizse karideslerin içinden geçmesin. Moli balığı da hidraları yiyor denilmekte. Moli balığı koyabilirim belli bir süre. Çünkü moli balığı da ağzına sığan yavru karidesleri yiyebilir. Asolenis spixi yani zebra elma salyangozunun bunları özel olarak yiyor, seviyor denilemez. Önüne çıkan her şeyi yediği için cama yapışmış olan hidraları da tükettiği söylenmekte. Bende Asolenis spixi salyangozu var ancak bitkili akvaryum olduğu için risk almak istemiyorum. Hidra mücadelesinde kullanılan salyangozlar bir zebra elma salyangozu Asolenis spixi ve yarasa kulak salyangozu Limnea stagnalis aklımızın bir köşesinde bulunsun. Özellikle balık olmayan karides akvaryumlarında başımıza gelebilir arkadaşlar. Şurada gördüğünüz tohum karidesleriyle ilgili ayrıca bir video çekeceğim. Limpet ve tohum karidesleri zararsızdır.
Görsel olarak hoşunuza gitmeyebilir.